10 milyon da benden aldı kayınbaba. Söylemedi mi sana? Söylemez mi? Gözleri yaşardı. Kara gün dostu şu Yusuf dedi. Ne olacak canım? Yüze bakıyoruz burada. Bugün ona, yarın bana. He, insanlık bu işte. Otlama, otlama. Hop. Öyle el kol hareketleri yok veli nimetine, bozarım ha. İnşallah öder bir aya kadar. Öder. Böyle batakçı insan mı benim kayınbabam? Sözü senettir evvelallah. Hadi bakalım, biz de burada para kesmiyoruz. Ağlama, ağlama. Duyduk, bitiriyormuşsun kaçak inşaatı. Ne kaçağı aslanım? Resmi, resmi. He, resmi. Kim bilir nasıl aldın o ruhsatı. Biz ne yapalım, ha? Gitti tırpırtırımız Davut Usta'ya. Temelli mi? Yok, borca karşılık ama. Gelir o zaman. He, bindiler bile üstüne Alman bozuntuları. Ha, şunun süper araba kuponunu kaçırdık be patron, var mı sende? Var, kendime kestim, sana mı vereceğim? Ne olur versen, senin de gözün doymuyor. Açıl açıl, dükkanın bereketini kaçırma sabah sabah. Bana bak, yüz verdi kelimelerine dikkat et. Veli nimetin duruyor senin karşında. Keserim alışverişi, hayatını söndürürüm. Yok ya, hadi bakalım, kim kimin hayatını söndürüyor? Söyle kayınbabana, getirsin akşama kadar 10 milyonu. Püh, iyi ki borç verdin. Seni adam saydık. Borç verdin, başımıza kalkıyorsun ha. Getirir söylerim. 10 milyonuna mı kaldı senin kayınbaban? Harun gibi adam. Bu dükkanı da yakında alırız elinden. Hadi alın bakayım. Katil etme beni. Şerefsiz delik deşik ederim seni. Eşek herifler. Bıraksam ölene kadar getireceksiniz. Evet, söyleyeceğim artık. Kumar oynuyorlarmış Halil Bey sabahlara kadar. Ne? Kıracağım boynuzunuzu. Yok vallahi baba, ne kumarı? Sus iblis. Vallahi kumar oynamıyoruz baba. Öyle çayına gazozuna. Bak, anneniz yalan mı söylüyor iblis? Kendi iyilikleri için söylüyorum ayol, ne yalanı? Hay benim kadar taş düşsün başınıza. Dur, hasta olacaksın sen de, bir yerine inecek Allah göstermesin. Vallahi inecek. Baksana sultanım, hala sallanıyorlar. Aa, mahsus mu yapıyorsunuz siz de ayol? Gitsenize işinizin başına. Kahvaltı yapmayacak mıyız sultan hanım? Öt! Yok size kahvaltı. Otel değil burası, öğlen oldu. Ne öğleni baba? Saat daha 7:15 var. Bundan sonra 5'te kalkılacak. Nasıl ödenecek o kadar borç? Eşek, yürü! Ha, onu hiç düşünen yok. Öldürün babanızı, felçten de kurtulun. Yürü Nedim, yürü! Akşam 5'te burada olunacak. Oyalanmayın ha, babanıza kurşun dökülecek. Bak hiç dinliyorlar mı? Hız! Ahır kapısı mı burası? Bırak Halil Bey, bırak. Sinir hastası olacaksın, vallahi korkuyorum. Baş edilmez anacığım senin bu oğullarınla. Kıracağım boynuzlarını. Otur sen rahatına bak, gel. Aa, nedir bu canım? Borç, borç, borç. Başka laf kalmadı. Ödenir yavaş yavaş. Şimdi sen bal mı istersin, reçel mi kahvaltıda, ha? Sen nasıl uygun görürsen sultanım. Allah razı olsun. Sen de olmasan şu kurşunu döktürelim de. Çatlasın düşmanlarımız. Nazar değdi anacığım bize, nazar. Hüseyin abim en iyisini bulmuş kurşun dökenin. Sabri Bey, sizin bayrak duruyor mu? Duruyor efendim, duruyor. Almancılar da asmış. Asacaklar tabii, bu en büyük bayramımız. Hmm. Bayram bitti ama. Bugün de bayram efendim, bugün de resmi tatil. Ha, toplamıyorum o zaman. Toplamayın dursun, düşmanlara inat. Kahrolsunlar, benim adım Cemil. İyi günler, jet servis geldi. İyi günler beyefendi. Gel bakayım buraya, gel. Buyurun. Temizlik niye yapılmıyor 3 gündür? İyice boşladınız apartmanı. Yok efendim, ne 3 günü? Sus, yalan söyleme. Ben görüyorum. Kapıcıysan kapıcılığını bil. O kadar. Biz veriyoruz maaşını. Öyle işi yavaşlatmak falan yok. Konuşma be sen de. Servisi bitir, gel yanıma konuşacağım. Çok oldun sen sahtekar. Sallama sallama. Hadi Cafer, işine bak. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde. Nerede benim biralar? Kimseye özel servis yapmıyoruz beyefendi. Sen dikişine bak, dikişine. Ne dedin? İnersem oraya. Ye. Kendine gel, kendine. Tutarım zaptı. Ha? Sedat Beylere de söyle. Ekim ayı bitti, hala ödemediler borçlarını. Banka açmadık burada. Hmm.
Yavaş, yavaş ye. Boğulacaksın. Adalet mi şimdi bu Ulviye? O çocuk ama Davut yiyecek. Sen perhizdesin. Ne çocuğu Ulviye? Bıraksan bizi yiyecek. Çocuğum baba, ihtiyacım var. Kemiklerim dövecek. Al! 8 kere 6. Geç baba, geç. Cevap ver, çarparım. Başlamayın yine Davut. Niye aldın o makineyi yine? Çekiyorum baba. Kızlar mızlar, tatlı tatlı, hatıra matıra. Hayır, gitmeyecek dükkana. Bırak onu. İşe mi gidiyoruz, eğlenceye mi? Cafer amca. Bir Türkiye Polis Radyosu yapımı olan müzik şöleni devam ediyor. Buyurun, iyi günler. İyi günler Cafer efendi. Ne oluyor bu sulara böyle? Hidrofordan efendim. Su var da yine lastiği bozulmuş. Usta bir zahmet bakarsa. Bakarız gözüm, bakarız. Sabri beylerden de şikayetçiyiz Cafer efendi. Söyle. Bütün gece uyutmadılar bizi. Vart vart saksafon çaldılar. Beste yapıyormuş, beste. Ha, beste mi? Satacakmış. Yolsuz kaldı ya. Ders de yok pek. Kim alır onun bestesini Cafer amca? Hasta tertip hasta. Karısına küsmüş, bizden çıkarıyor acısını. Nasıl, memnun musunuz tripörtörden? Çok memnunuz gözüm. Oo Cafer amca, koyuyoruz malzemelerimizi, takımlarımızı, düt düt. Halt! Baban konuşuyor burada, dur kof. Güle güle kullanın canım, gözümüz yok. Fazla yüklemeyin de, yokuşa da fazla vurmamak lazım. Çüss. Çüss. Sedat Bey, hadi kardeşim, sizi bekliyoruz, gideceğiz. Niye bekliyorsunuz beni kardeşim, he? Çocuk okuldan çıkınca derse gidecek kardeşim, keyfimizden beklemiyoruz herhalde. Para ha? Para ya, niye şaşırdın o kadar? Bedava mı alıyor kızımız dersleri? Tamam kardeşim, facia yaratmayalım. Biz de biliyoruz parayla ders aldığını. Anlayışlı olalım biraz ama. İşte babasının cebindeki para bu. Baba ol sen de o zaman kardeşim. Cebinde paran yoksa niye kızını sokuyorsun kurslara, sınavlara? Bu onun istikbali. Biz de biliyoruz kızımızın istikbali olduğunu kardeşim. Tıraşı keselim. Okuyacak çocuk parasız da okur. Ali'den alsın bazı dersleri. O ne biliyor baba? At yarışına paran var ama beyefendi. Çocuğun yanında böyle konuşmayalım Serpil. Aman, bilmiyor sanki oynadığını. Ekmek çarpsın, 2 aydır 3 kuruşluk yarış oynadıysam ya. Buyurun. İyi günler. İyi günler koçum, ne haber? Ne olsun Sedat abi, koşturuyoruz. Ha, Sabri Bey Ekim ayının borcunu istiyor. Ekim ayının mı? Tüh, onu da mı ödemedin? 20 gün oldu sana vereli. Değerli programında şimdi de Regi var. Regi deyince Bob Marley da geliyor ve... Eline sağlık Nazancığım. Afiyet olsun canım. Ben de yaptım bir şeyler baba. Senin de eline sağlık kızım. Of bak şöyle ne güzel. Günlerdir ilk defa dördümüz bir arada. Güzel ya. Yalnız oğlumuz 3 günden beri beni yiyor Şükrücüğüm, haberin olsun. Niye, ne var? İlginç düşünceleri var, söylesin sana. Şimdi baba. Evet. Ben diyorum ki bu böyle olmayacak. Nedir olmayan oğlum? İşte hem dersler hem sınav hazırlığı. Allah Allah, nasıl olacak peki? Şimdi bu konu burada tartışılmaz ki anne. Akşam da konuşabilirdik rahat rahat. Evet canım, akşam konuşursunuz. Geç kalıyor çocuk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ben bir anlayayım. Evet. Yani çalışmamaya mı karar verdin? Oo, çalışacağım baba. Şubat'a kadar şu kredilerimi doldursam da diyorum. Şubat'tan sonra tam yok. Olmaz öyle şey. Ya tamamlayamazsan kredini? Herkes ikisini birden yürütüyor. Kafayı da yiyor ama anne. Oğlum güzel konuş annenle. Ne demek kafayı yemek? Sen şunu dost doğru söylesene oğlum. Yapamayacağım desene. Bizi de boşuna oyalama. En doğrusu. Yapamayacağım demiyor çocuk ama baba. Aslında doğru düşünüyor. Bana da anlattı. Sen de şimdi arka çıkma ona. Peki oğlum, nasıl istersen. Bitir liseyi, okuma, git askere. Sonra da bir marangozun yanına veririz seni. Babacığım lütfen sonra konuşalım bunları. Geç kalıyorum. Ben okumayacağım falan demedim ki. Hadi güle güle. Güle güle. Konuşalım ama bir şey niyetin yok senin, anlaşıldı. Kararsız. Liseyi de bitiremez, görürsün. Hiçbir şey olmaya niyeti yok bunun. Yok vallahi, yazık. Paramıza da emeklerimize de. O kadar özeniyoruz. Tamam canım, tamam. Veririz bir işe. Bir kundura tamircisinin yanına falan. Niye gülüyorsun kızım? Baba kusura bakma, vallahi size gülüyorum. Ne varmış gülecek bunda? Anne.
anne babama baksana. Nereden buluyor kundura tamirciliği marangoz? Öyle kızım, hayat zor. Yine teniste ayağını burkmuş. Evet. Kırkından sonra bu hevesleri kapılırsa. Doktor görmüş mü? Görmüş görmüş. Merhem sürüp sarmışlar. Biz de bir uğrayalım diyoruz Bilge ile. İyi olur. Alıngandır çünkü, bekler. Şükrücüğüm, çıkmışken bir şeyler alalım şu kıza kışlık. Alın tabii, alın alın. Biraz para verirsen. Veririm veririm. Ha, kartını da kullanabilirsin. Hiçbir şeyi yok. Var her şeyim anne, ben idare ediyorum. Kızım yabancı biz, niye saklıyorsun bunları? Burası senin evin. Biliyorum baba, sağ ol. Ama yük olmak istemiyorum size artık açıkçası. Yapacağınız her şeyi yaptınız bana. Kardeşime de az para dökmüyorsunuz, görüyorum. Bir iş bulup ayaklarımın üstüne basana kadar... Yük değilsin kızım, böyle düşünme. Kızım üzme bizi. Bu geçiş dönemi. Ayakların üstüne de basacaksın, bir iş de bulacaksın. Hepsi olacak. Ha, Bilge, ne oldu? Arkadaşlarına gidecektin. Bir şeyler var mı tiyatrolarda? Gittim baba. Hepsi sefilleri oynuyorlar. Devletten yardım bekliyorlar hepsi. Oynayacakları oyunlara da baktım. Bana göre rol yok. Yapamam ben özel tiyatrolarda. Ödeneklileri bir denesen... Belki bir boş kadroları vardır. Çok zor anne. Onlar da başka havalarda. Sanattan önce siyaset var kulislerde. Yazık şu ülkeye, yazık. Yazık yazık. Bu ülkeye yazık. Ne öğretmenimize sahip çıkabildik, ne sanatçımıza sahip çıkabildik. Ha Bilge, televizyonlara da bir deneyelim. Ne dersin kızım? Düşünüyorum baba. Tanıdık bulabilirsek tabii. Buluruz buluruz. Abime söyleyelim. Onun çevresi geniştir. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Aman bitmedi bunun da zırıltısı akşamdan beri. Bitmez. Karısıyla kaynısına inat çalıyor. Evden kaçıracakmış. Babacığım zabıt zabıt. He zabıt. Değişti yine havası. Karısıyla bozuştu ya. Yok temizlik yapmıyormuşum. Yok apartmanı boşlamışız. Zabıt tutacakmış. Aman ona kim zabıt tutacak acaba? He. Çatlak. Çatlak çatlak. Sus bakayım sen. Biz konuşuyoruz aramızda. Tek tek insene oğlum şu basamakları. Tamam baba. İyi günler. İyi günler. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen Macikcim, nasılsın? Duydun mu baba? Duyduk, duyduk. Her dilden konuşuyor artık sayenizde. Gülsüm abla şöyle durun da bir fotoğrafını çekeyim ha. Çek aslanım. Nasıl böyle? Bakıyorum Cafer amca. Bir de bu iş çıktı başımıza. Anneannem aldı bunu Almanya'da. Tam otomatik. Saniyede 20 poz çekiyor. Atma dur, kovatma. Kızım oraya bak, gülümse. Gül, sen de gülümse. Gülümsüyorum ya Cafer. Aa, rahat bırak beni. Harikasınız vallahi. Çok teşekkür ederiz. Yürü hadi yürü. Geç kaldık. Güle güle. Hayırlı işler. Aman ha, dediğim gibi fazla zorlamayın truportörü. Zorlamayız gözüm, zorlamayız. Aklın kalmasın. Davut! Ben de size bakıyorum. Nerede kaldınız? Fotoğraf çekiyor senin bu zevzek oğlun Ulviye. Nerede kalacağız? Ver şu anahtarı baba. Halis! Aman dikkatli sür yavrum. Aman ha, trafik can alıyor. Yavaş yavaş. Dün de 6 kişi birden gitmiş. Allah göstermesin. Halis, duydun mu? Korkma anne, acayip kullanıyorum. Öyle sen yorulma, yemeği almaya ben gelirim. Atla baba. Ol. Babaya atla ne demek? Sen atla. Size göre değil o araba, size göre değil. Sığmazsınız. Kaza yaparsınız vallahi. Nasıl söz o öyle? Gott behüte euch. Hadi Ulviye sen gir içeri. Çüz. Guten Fahrt. Hayırlı işler. Vah yazık. İki günde hurduya çıkarır turportörümüz bunlar Gül. Çıkarır tabii. Senin gibi bakar mı elmalına? Niye söylemedin ara sıra ver şunu da su taşıyayım diye? Verir canım, söylerim. Fırsat olmadı. Kimin malını kim nereye sürüyor artık? Gitti o araba, gitti. Bakarsın arkasında öyle burnunu çeke çeke. Sus be sen de şu mağazlı. He. Hayır dile komşuna baykuş. Barabam 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 barabam.
Param biribim biribim. Param biribim biribim. Barabam 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 barabam. Sabri bir hesap mı yapıyorsun yine evladım? Barabam. Hayır anneciğim, beste. Beste. Yarışmaya katılacak. İlk üçe girerse milyarlar kazanabilir. Aferin, Allah zihin açıklığı versin. İnşallah kazanırsın. Sizi yedirecek milyarlar kazanırsa. Avucunuzu yalayın. Tontoş'cum söyle babana. Atışmak gibi olmasın ama ihtiyacımız yok çok şükür onun milyarlarına. Sen de söyle hanımefendilere. Onların kira parasına kalmadık çok şükür. Şarkı mı söylüyor Sabri Bey Ayla? Ne şarkısı anneciğim? Bizi iğneliyor dolaylı olarak. Kira paramıza kalmamış. Sen de ona bir kazak alamadın o parayla. Yazık, dökülüyor üstü başı. Şimdi mi aklına geldi damadı? Nemlendiricileri, kırışık kremlerini alıp şakır şakır suratınıza sürerken iyiydi. İstemez. Paranın kokusunu aldılar tabii. Söyle kızım babana, para için öyle adilikler yapacak insanlardan değiliz. Koca Bağbey'in başkatibinin torunu var onun karşısında. Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Kedi babası. Hasbinallah. Küfür mü ediyor rahmetli babana kızım? Hayır anneciğim, beste dedim ya, beste. Aman. Söyle büyük annene, biraz daha bu şekilde devam ederlerse... ...küfür de edebilirim rahmetli kocasına ona göre. Şuna bir kazak olsun alacaktın kızım. Yazık, küstürdük adamı. Bu böyle devam edemez efendim. Söyleyin kızınıza, vallahi çıldırmak üzereyim. Ben alacağım kazağı sana. İçimden geldi. Öpeceğim. Gel kızım, öp sen de. Evin içinde küslük olmaz. Hadi evladım. Kız ayrılmakta kararlı. Ben öyle gördüm. Yine de Osman'ı bir karşımıza alıp konuşmalıydık be baba. Konuşalım, haklısın. Ama ben bir şey değişeceğini sanmıyorum. Böyle bu gençler. Bitiriveriyorlar hemen. Çağın hızından mıdır nedir? Ben o yaşlarda böyle bir şeye karar verecek olsam... Hayırlısı olsun, ne diyelim? Öyle, hayırlısı. Evet. Oho babacığım, nasılsın? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? İyiyim baba. Abi. Merhaba. Bu iş oldu Şükrü, aldık akreditifi. Oh oh oh. Oh ya. Rahatlatır bizi biraz. Aslan evet. Kardeşim benim, gel buraya abi. Ya. Yapma oğlum, belin açılacak yine. Melek yengen de ayağından gazi oldu, yatarız yan yana. Nazanlar gidecek bugün ziyaretine. İyi olur ya. Melek yengen sıkılıyor evde. baba, ne zaman veriyorsun Bilge'nin dilekçesini savcılığa? Yarın olabilir. Ver. Osman Bey'den ses yok hala. Abi, senin televizyonda tanıdıkların vardır. Şu kıza bir iş bulsana. Buluruz. Ama tahta kafaya da söyleyelim bunu. Sen bilirsin. Abi, bu işten hisse verecek miyiz ona? Bilmem. Borcumuzu tam ödemedik ama... Vermeyebiliriz de. Sen ne diyorsun? Bence hiç karıştırmayalım abi. Yetti. Maddi durumunuz müsaitse bence de hiç karıştırmayın oğlum. Başınızı ağrıtıyor sonra. Pek de iyi değil be baba. İdare edebiliriz biraz daha ama. Hadi kızım hadi, kimse görmeden kesin şunu. Kesiyoruz Ergun Bey. Çabuk biraz çabuk. Çıkacaklar şimdi, sürprizi kalmayacak bu işin. Bu iş iyi oldu. Şanslı adam Şükrü Bey. Oğul üniversiteye hazırlanıyor, kızı boşanıyor. Kolay mı bu zamanda? Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Vallahi boşanıyor kızım. Hüsnü Bey'den geldi sanıyorsunuz. Hadi be Abbas, hadi getir şu çayları. Ocağa mı düştün? Geldim müdürüm, geldim. Pastalar da hazır. Hazır Ergun Bey. Hadi yürü. Yürüyorum ya müdürüm, affedersin. Ver pastayı bana. Olmaz Ergun Bey, bize yakışır bu iş. Bacım doğru söylüyor, affedersin. Bırak onlar getirsin. Sen de protokol müdürü kesildin başımıza. Dikkat çaylara. Gel. Gelin çocuklar, gelin. Efendim pastanız. Bu ne böyle Ergun? Ne oluyor? Yeni işimizin şerefine efendim. Afiyet buyurun, afiyet olsun. Buyurun efendim. Aramızda para topladık. Ne ayıp müdürüm, affedersin. Topladıksa topladık. Söylenir mi şimdi o?
Ay yavaş. Ay yavaş Acer. Yavaş, canım yanıyor. Pardon. Ne iş be ablacığım? Paranızla kendinizi sakatlıyorsunuz. Bilerek mi yaptık Acer? Kaza bu. Takılıyorum ablacığım, geçmiş olsun. Ay, yavaş. Eline sağlık. Şu ayağım geçene kadar birkaç gece bizde kalsan diyorum ama. Kalayım mı ablacığım? Söyleyelim Nazan Hanımlara da. Ben konuşurum. Nimet'ten de izin alırım. Tamam. Ay, ay yavaş. Aç bakayım kimmiş. Buyurun. Biz de sizin şimdi kulağınızı çınlatıyorduk vallahi. Hayırdır inşallah. Buyurun. Hayır hayır. Yerimden kalkamıyorum, kusura bakmayın. Usul ne demek efendim? Uzanın Allah aşkına. Sağ olun. Bah canım bah. Buyurun Nimetciğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Ne zahmet ettiniz Nimetciğim? Aa, zahmet değil. Vallahi dünden beri aklımdasın. Biz akrabayız Mine Hanım. İnsana akraba böyle günde lazım. Eksik olmayın. Birer kahve yapayım mı size? Yap tabii, sorulur mu? Hadi. İzin verirseniz birkaç gün bende kalsın Hacer. Tabii canım, lafı mı olur? Şevketciğim gitti mi? Gitti, duramaz ki. Evde sıkılıyor adam. Yok canım, estağfurullah. Bir iş vardı, yüklü. Ben de merak ediyorum, ne oldu acaba? Olmuş galiba. Olmuş mu? Oh çok şükür. Dur bir telefon edeyim şunlara. Raşit, ne oluyor öyle? Görmemişler gibi. Şirkete gidince konuşursun. Kutlamak için Nimetciğim. Koy onu cebine. Benim canımı sıkma. Her işte böyle yapıyorsun. Ne bu telaşın? Oynayacak mısın bugün de? Oynayacağım şekerim. Teniste ara vermek olmuyor. Ya biz de böyle şiştik. Canın yanıyorsa rahatına bak Allah aşkına. Biz yabancı değiliz. İyi böyle iyi. Tabii efendim. Biz akrabayız. İş oldu demek. Vallahi çok sevindim buna. Kiminle oynayacaksın? Ben de yokum. Selma ile oynayacağım. Oo, o kadar ilerlettin demek, kutlarım. Vallahi karım diye söylemiyorum, çok yetenekli. Bir servis çekiyor. Maşallah. Buyurun. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ablacığım söyledin mi? Söyledi söyledi. Şu işe çok sevindim. Anlaşmanın şartları ne acaba? Ne bu heyecan Raşit? Kendi kendine gelin güve olmasana. İnsanlar belki seni istemiyor. Çekiyorum tertip. Çek hadi. Anladın tertip. Ne dedim sana? Dum komusu nesin? Al güzel konuş. Dediğin gibi yaptım tertip. Gör bizi şöyle, heyecanlanma. Otomatik o. Hadi ama tertip, seni bekliyoruz. İşimiz var. Bak yordun kızı. Görüyor musun üçümüzde? Ha gördüm gördüm. Tamam Dilekciğim, tamam. Çekecek şimdi, gülümse. Hop, dükkanı görüyor musun hayırsız? Görüyorum amca, öyle güzel ki. Konuşma tertip, sallama makineyi. Dilekciğim gülümse. Hadi tertip bas. Bastım tertip. Tüh, yine olmadı Dunkov. Hasta ettin bizi tertip, bırak bırak. Vallahi isterek olmadı tertip, sallandım. Bırak çeksin, bu son. Gözünü aç yiyelim, patlatırım ben seni. İş saati maskara ettiniz bizi burada. Çek şunu artık tertip, üf. Kafa çalışmıyor ki Dilek. Hadi tertip, bu son. Beceriksiz salak. Film mi çeviriyoruz burada? Bas şunu düğmesine, çıt, bitti. 6 kere 8. 6 kere 8 mi amca? Baba ne yapıyorsun? Şimdi iyice karıştıracak bu Dumkov. Dilekçiğim de yoruldu. Rahat dur sen de. Yeğenim gözünü aç. Bak patlatırım ben seni vallahi. Tamam amca. Hop bayrağımızı da görüyor musun? Görüyorum amca, öyle güzel ki. Halt sallanma tertip. Baba bir şey sorma şuna, karıştırıyor. Hadi bakayım. Ah dunk bas. Bastım amca. Tüh Allah cezanı versin. Gözüm kapalıydı. Bırak şunu bırak. Hiç çakmıyorsun bu işlerden. Dünyaya eşek gelmiş, eşek gidecek. Tamam, benden paso. Dilek lütfen babam çeksin, üçümüz. Tertip gel yanımıza. Bitti,
Çekmem ben fotoğraf. Hadi yallah, herkes işinin başına. Babacığım bu son, ne olur söyle üçümüz. Hadi Dilek. Hatıra bu, hatıra. Hadi neyse. Geç. Şöyle durun bakayım bayrağın önünde. Aa, gördüm. Gülümseyin bakayım. Gülümsedik baba. Heh, yanaşın birbirinize, yanaşın. Amca iyi mi böyle? Aa, iyi. Halt! Çek elini! Vuruş düşmanı! Bastım. Ne yaptın baba? Çektik işte Dubkov, ne yapacağız? Olmadı ki baba. Rezalet. Sensin rezalet. Al şunu, telefon çalıyor. Hadi bakalım, eğlence bitti, gelin benimle. Teşekkür ederiz. Bir şey değil Dilekciğim, şu müşteriye bakalım sonra yine çekeriz. Yürü tertip, bu ne sarhoş soracağım sana. Alo. Buyurun efendim. Evet, tamam, biliyorum adresi. Tamam efendim, yarım saate kadar geliriz. İyi günler. Sallanmayın. Yarım parmak çapında 4 tane dış dişli rakor alın. Rakor, duydun mu tertip? Duydum tertip. Başka? Sallanma. Salmazdır alın. Batarya akıtıyormuş. Ha, rezervuar da bir şamandıra lazım. Tertip gözünü aç. Ne diyor babam? Sallanma. Halt, 8x6. Yürü hayırsız, yürü. Tertip yürü. Bir işçi patron ne dersen onu yapacak. Dalgasız yok. Güzel konuştum kop. Çar parmağı. Yürüyün. Atla baba. Hop. Babalar öyle atlamaz. Güzel konuş. Öyle güzel gidiyor ki direkt akşama seni de bindiririm. Amca. Ben de geleyim mi? Dükkana kim bakacak hayırsız? Gelsin be baba, hiç bilmedi çocuk, hevesini alsın. Dilek bakar dükkanı. Bakarım, gitsin. Gel hadi hayırsız. Geç hadi. Biz bir saate kadar geliriz Dilekciğim. Bak nasıl sürüyorum. Cüz, öpüyorum seni. Özür dilerim anne. Uzat kızım, uzat, rahatına bak. Özür dileyecek ne var bunda? Böyle de olmuyor ki. Olur olur. Bizim de ev derdi var başımızda. Şevket söyledi mi? Hmm, anlattı bir şeyler. Müteahhide mi veriyorsunuz? Adam bizi bekliyor. Bütün daireler imzaladı. 6-7 ayda bitiririm diyor. Bu sabah yine geldi. Düşünüyor musunuz? Zor olmaz mı sizin için? Zor ama kızım dubleks yapacak herkese. Çift banyo, 3 oda. Size ne lazım bu yaştan sonra büyük ev anne? Uğraşamazsın. Nerede oturacaksınız 6-7 ay? Müteahhit ev tutacak kızım. Eyvah, verecek kirasını. Şevket de bize gelin demiş ama eksik olmasın. Yapamayız bir arada. Hacer Hanım kapıya bakar mısın? Aa, dur ben bakayım. Otur anne otur. Hacer Hanım. Geldim ablacığım. Çamaşır yıkıyordum da makinenin gürültüsünden duyamadım. Hadi bak yavrum. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, kim geldi? Nazanlar. Ah, benim gül kızım da gelmiş. Baba anneciğim. Nasılsınız? Eh, çok şükür. Canım hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Hoş geldin Nazancığım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hacer Hanım görüşemiyoruz. Vallahi birkaç gün daha böyle ablacığım, kusura bakmayın. Bak Nazancığım, bak gör halimi. Canım benim. Geçmiş olsun, burkulma mı? Burkulma neyse. Neler aldınız öyle? Bilgiye bir trenç kot, 2 kazak. Oo, güle güle giy canım. Teşekkür ederim. Ama babamı batırdık. Çarşı felaket, bu ne pahalılık. Biz çoktandır çıkmıyoruz da alışverişe, haberimiz yok hiçbir şeyden. Allah evlatlarıma güç versin. Vallahi dayanılır gibi değil. Değil vallahi teyzeciğim. 1 kilo portakal hadi alıyorsun. Hadi kahve yap misafirlerimize. Hadi Hacer. Yapayım ablacığım.
Her lafın içinde bu da. Öyledir. Biraz yüz verirsen. Muhatap olmayın siz de kızım. Niye babaanne? O insan değil mi? Öyle demedim kızım. Ne oldu? Evi veriyor musunuz müteahhite? Vereceğiz de Nazancığım. Kış ortası, kiralık eve çık, eşya taşı. Düşünüyoruz. Bizim ev müsait olsa buyurun diyeceğim ama. Eksik olmayın kızım, bilmem mi? Ayrıca sizin patırdığınız size yeter. Günaydın Demet. Günaydın. Hoş geldin beyim. Abbas bana bir çay. Baş üstüne beyim. Personel bardağıyla değil ama. Estağfurullah beyim, o ne kelime affedersin. Fincanda isterim. Koş Abbas koş, fincanla. Anladım müdürüm, fincan. Hoş geldiniz efendim. Neredesiniz Raşit Bey mi? Merak ettik. Gelemedim Ergüncüm. Nimet'i tenise bıraktım. İş olmuş ha? Oldu efendim çok şükür. Pastasını bile yedik. Sizi bekledik ama. Kısmet Ergüncüm, yine yeriz. İçeride mi büyük patronlar? Aman efendim estağfurullah, içerdiler. Buyurun. Ha şey, ara seçiminden umutlusunuz değil mi Raşit Bey? Çok Ergüncüm. Ama Nimet duymasın. Maşallah, bütün medya araştırmalarında birinciyiz. Oh maşallah. Beyefendiyle de konuştum. Milletimizin teveccühüne layık olanım Raşitçiğim dedi. Millet hizmet bekliyor. Aman efendim aman. Memleket kurtarısını bekliyorum vallahi. Bittik. Biz bu ülkeyi sahipsiz bırakmayız Ergun'cum. Davaya baş koyduk. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Evet, vergi de düşünce. Gel. Efendim Raşit Bey geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi şuraya girince içim açılıyor azizim. Öz kardeşlerimin yanına gelmiş gibi oluyorum. İnanır mısınız? Sağ ol, sağ ol. Öpeceğim. Nasılsın Şükrücüğüm? İyiyim ya siz? Ben de iyiyim Şükrücüğüm, ben de çok şükür. Buyurun Raşit Bey. Şimdi Ergun'a da onu söylüyordum. Şu seçimden de birinci parti olarak çıkarsak... Hadi bakalım. Olacak, olacak. Yahu anlaşmayı yapmışsınız, gözünüz aydın, hiç haber vermiyorsunuz. Anlaşma yapmadık henüz Raşit Bey. Biz de bu sabah öğrendik. Neyse canım, hayırlı olsun. Bizi de düşünürsünüz herhalde ortaklığa. Destur müdürüm, affedersin. Hah, getirdin mi? Geç geç, önüne bak. Niye düşünmeyelim canım, bir hesap yapalım da. Öyle konuşmamıştık abi. Ne konuştuk oğlum? Aa, olmadı ama. Sen tek başına karar veriyorsan burada işlere bir şey söyleyemem. Şükrü canımı sıkma benim. Ne dedim ben şimdi sana? Ne diyeceksin abi? Biz böyle mi konuşmuştuk? Aa, ne yapıyorsunuz Şevketçim? Vallahi darılırım benim yüzümden. Bana bak, canımı sıkma benim. Yine başladın dangalakla. Kırarım kafanı senin. Aa, kır kafamı, kır kır kır. Ergun kır, koş. Kır, hadi. Konuştuğu lafa bak ya. Çekil aramadan. Ergun çık dışarı. Çık diyorum sana. Hadi apaza ver, sen de dışarı çık. Çık, çek kapıyı. Tamam efendim. Sen ne demek istiyorsun be tek başına yapmayın falan? Yapmayın çocuklar, yapmayın, üzmeyin beni. Bir laf söyledik pişman etmeyin. Ne demek istiyorsun? Dangalak, diktatör mü oldun başımıza? Eyvah eyvah, bunun sonu fena. Birbirlerini yiyorlar yine, ne olacak? Müdürüm uzak dur şuradan, çıkacaklar şimdi, affedersin. Bırak Abbas, Şükrü bir haklı ama şimdi. Ne güzel söyledi. Yapmıştı adam sinek gibi, hiç gitmeye niyet yok başımızdan. Sülük. Tam sülük. Yüzsüz diye bunlara diyorlar işte kızım. Kavga bitti galiba. Müdürüm kurbanım sana. Çekil şuradan. Çıkacaklar, affedersin. Dur Abbas. Şirketimizin meselesi bu. Bitti bitti neyse. Merhaba Demet. Ah hoş geldin. Bekleyeceksin biraz ama. Beklerim. Burası durak mı evladım? Ne bekliyorsun mesai saatinde? Size bir zararım olmaz efendim. Bir şeyler okurum. Bakın siz işinize. Allah Allah. Okuma salonu burası? Bir iş yeri. Kendimize göre sırlarımız var. Bak çok önemli toplantı var içeride. Abarttınız Ergun Bey. Ne yaptıklarını biliyoruz içeride. İyi kızım, iyi aferin. Otursun dinlesin hepsini. Hadi evladım sonra gel. Mesai altta bitiyor. Bağırma müdürüm, affedersin. Uşağın yok senin karşında. O cıvık akşama kadar oturuyor, sesini çıkardığın yok. Sen çok konuşuyor başladın Abbas Bey. Külahları değişmeyelim ha. Yalan mı? Tahta başa bir şey söyleyemiyorsun. Otur babam, rahatına bak. Sana bir çay vereyim, affedersin. İç sıcak sıcak, otur. Benekli yok ortalıklarda. Ben de merak ettim. Üç gündür görünmüyor Türkan abla. Belediyenin ekipleri dolaşıyormuş efendim. Zehirlemiş olabilirler. Aa, yazık, hamileydi hem de.
Ne ayıp şey canım. Vallahi açalım pankartları yürüyelim. Maalesef efendim, bu son günlerde moda. Çok dikkat etmek lazım. Ben artık abadiyi dolaştırırken katiyen tasmasını çıkarmıyorum. Hı? İyi ediyorsunuz. Zehirli et filan bulur yer hayvan. Allah göstermesin. Biraz şurada hava alalım anneciğim. Başım şişti Sabri Bey'in bestesinden. Vart vart. Kolay gelsin efendim. Sağ olun efendim. Besliyoruz yavrularımızı. Ne yapıyorlar onlar orada kızım? Kedileri besliyorlar anneciğim. Allah razı olsun. Kim o konuştu? Kızıl anneciğim, Kızıl. Muayenehanesi var ya karşımızda. Sabri Bey'in gözdesi. O mu? Gözlerim de pek iyi görmüyor. Gülsüm, Kızıl orada mı Kızıl? Bak terbiye size. Size mi söylüyor efendim? Ne ayıp. Aldırmam ben öyle şeylere Hurrike Hanım. Buradayım Cemil Bey, buyur. Sevim geliyor ya Sevim. Gelsin, bekliyoruz. Öyle değil, beni şikayet etmeye, beni. Eyvah eyvah, ne oldu yine acaba? Çok iyilerdi ama son günlerde. Rahat durmuyor ki, baykuş delirtiyor kadını, içmiştir yine. Herhalde. Türkan Hanım. Efendim. Artık dayanamayacağım. Yardımcı olursanız bir hastaneye falan yatıralım Cemil'i. Tedaviye mi? Evet, vallahi canımdan bezdim. Vah vah. Ben hastaneye falan yatmam, benim adım Cemil. Duyuyor musunuz, her gün böyle. Yatmam, benim bir pencerem, bir biram. Kimse elimden alamaz. Ne bağırıyor o adam kızım? Sarhoş anneciğim, sarhoş. Karısı tımarhaneye yatıracakmış. Şerefsizim, atarım buradan kendimi. Ay. Sakın sakın. Aman atar mı canım numara? Bak şimdi Cemil Bey, lütfen saçmalamayın, başka şey konuşuyoruz. Cafer nerede Gül, baksın şuna. Babamlara gitmişti Türkan abla, kurşun döktüreceklerdi de. Kurşun mu döktürecekler, tam zamanı. Cemil Bey, beni dinler misiniz lütfen? Dinlemem, benim adım Cemil. Atacağım kendimi. Ne yapıyor kızım o adam orada? İntihar edecekmiş anneciğim. Aa, Sabri Bey! Dur şun! Bırakın şu vesiyi. Adam kendini öldürüyor. Siz hala orada, vart vart. Şimdi içinde ne varsa hepsi çıkacak enişte. Bu koca karı bu işlerde bir numara. Hadi bakalım, göreceğiz. Hiç telaşlanma. Dostun düşmanın bir dökişte aynen çıkacak. Resim gibi. Üstümde gözü olanın gözü çıksın, boyu devrilsin. Olmaz mı enişte? Nazar nazar. Kıskançlıktan çatlıyor rakipleri. Çatlasınlar. Kuracağız imparatorluğumuzu yakında. Kuracağız evelallah enişte. Halil pazarlamak komandit. Ne oldu iblis? Şüpheniz mi var? Ne dedin baba? Sırıtma, kırarım boynuzunu. Hadi bakalım Halil Bey. Neyse halimiz, görelim hayırlısıyla. Görelim sultanım, hayırlısı senin güzel ellerinden. Hadi ver bakalım çarşafı sultan. Caferler nerede kaldı? Kurşun beklemez. Gelirler enişte, rahat ol sen. Ver onları da bana. Tı, Allah nazardan esirgesin Halil Bey. Delikanlılara taş çıkartacak gibisin maşallah. Aslan gibidir benim eniştem. Öpeceğim. Allah sana uzun ömür versin. Siz de görün inşallah. İnşallah. Evimizin direği. Sensiz ne yaparız? Temel, temel. Başlayalım mı enişte? Hadi bismillah. Gel yardım et. Dikkat et biraz iblis. Kurşun bu, kurşun. Akılları başlarında değil ki. Caferler geldi enişte. Gelsinler, bütün aile burada olsun. Aç sultanım. Açtım, açtım. İyi günler anne. Nerede kaldın Zevzek? Sizi bekliyoruz. Apartman işi bitmiyor ki babacığım. Saatler olsun. Sağ ol. Gülsüm niye gelmedi? Türkan Hanım'dan izin alamadı babacığım. Ellerinden öpüyor. Aman, onun yoktur öyle itikatları. Babaya kurşun dökülecekmiş de bilmem ne. Dedikodu yapma mübarek günde Sultan Hanım. Hadi aslanım, çekil oradan. Kurşun beklemez. Öyle mi? Hadi babacığım, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kurşun başıma geçmez değil mi Hüseyin? Yok enişte, rahat ol. Hadi ya Rabbim, düşmanlarının gözü kör olsun. Amin. Nazar bu, nazar. Konuşma iblis. Kurşun dökülürken konuşulmaz. Pardon babacığım. Hadi bakalım Zümbül Hanım, gel. Bak göze.
Gözün çıkasıca. Enişte. İşte düşmanın. Anam. Vallahi tıpkısı. Bakayım şuna kime benziyor. Vallahi bu Cafer'in tıpkısı enişte. Vallahi benziyor. Ya saçmalama ya. Ben niye babacığımın düşmanı olayım? Günahını almayayım ama benziyor iblis. Yok babacığım. Hüseyin, tıpkı Hüseyin. Baksana şu bıyıklara, bıyıklara. Aa, iftira etme adama. Bir Damla da benzese bari. Öyle deme sultanım. Bu iblise de benziyor. Hı? Burnundan düşmüş babacığım, tıpkısı. Baksana bıyıklara, bıyıklara. Biz öyle şerefsiz insan mıyız aslanım? Enişte, eniştemizin düşmanı olacak kadar hasetinden konuşuyor enişte, hasetinden. Bilmem. Günahları boyunlarına. Şöyle bakınca da... Sırıtmasanız da eşekler, siz de bakın şuna. Ay ne anlar onlar Halil Bey? Çocuk oyuncağı mı bu? Oğulların işin dalgasında. İşte vallahi de Cafer, billahi de Cafer. Yemin etme Sultan Hanım, çarpılırsın vallahi. Enişte, şerefsizim Cafer bu. Sus, karıboyunu! Enişte! Dur. Enişte deme bana! Dur, ne yapıyorsun? Gelin buraya, iblisler! Sen ne duruyorsun burada? Al, yakalayın şunları! İblisler! Yılan besliyormuşum koynumda, yılan! Şöyle bir arada olmaktan gurur duyuyorum Nazancığım. Ben de Şükrücüğüm. Ha Bilge, trenç kotun güzel mi? Üf baba harika, çok da pahalı. Bize de alın artık bir şeyler. Sırası var oğlum, her şeyin nihayet, kıskandın mı? Ali Bey, sabah bir şeyler geveliyordun ağzında, anlat bakalım. Yemekten sonra konuşalım Şükrücüğüm. Niye canım, yabancım var, anlatsın. Oğlum sen niye durmadan program değiştiriyorsun böyle? Bir şey değiştirmiyorum baba. Diyorum ki. Ne diyorsun? Dinle Şükrücüğüm. Evet baba, anlatıyor çocuk. Evet. Baba bunaldım. Gecem gündüzüm birbirine karıştı bu derslerden. Ne çabuk evladım, daha 2 ayda. Baba öğrencilik zor iş. Sizin zamanınızdaki gibi değil ki. Vah vah. Öyle baba. Ben de baktım, içinden çıkılacak gibi değil. Şu liseden kurtulayım da diyor Şükrücüğüm, kredimi tamamlayıp. İkinci dönem kendimi tamamen sınava vereyim. Herkes öyle yapıyormuş. Evet babacığım, o kadar. Benim bir şeyden kaçtığım yok. Tamam tamam, karışmıyorum. Siz bilirsiniz. Babacığım, vermiş mi dedem dilekçeyi savcılığa? Ha vermiş bugün, evet. Ben unuttum sana söylemeyi. Hadi hayırlısı. Sağ ol. Hadi kızım hayırlısı. Ne var oğlum, bunda böyle hafife alınacak? Hayırlısı hayırlısı. Hadi kızım, önünde çok uzun bir gelecek var. Üzülme. Evet kızım. Her şey yeniden başlıyor senin için. Bilge. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl bir şey bu dulluk? Vallahi bilmem ki baba. Hiç yaşamadım. Senin o kocan olacak adam yok mu? Kişiliksiz sahtekar. Kapat Şükrücüğüm. Olan olmuş. Dertlenme şimdi boşuna. İnsan bir kere olsun aramaz mı? Ama nasıl olsa karşılaşacağız. Ben onu yapacağım biliyorum. Sakın ha baba. Kapatalım artık bu dosyayı, ne olursun. Tamam tamam, kapattık. Kim bu? Cafer de gelmez bu saatte. Sabri Bey'dir. Zabıt tutmuş olabilir yine. Bakmadan açma. Tamam sahip. Baba. Baba Osman abi gelmiş. Osman mı? Aç oğlum, ne bakıyorsun? Aç bakalım, aç aç aç. Şükrücüğüm sakin ol lütfen. Evet baba, lütfen sakin ol. Tamam. Aa Osman abi, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Ali'cim, nasılsın? İyidir. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ne zaman geldin? 1 saat oluyor. Uçaktan indim. Hemen bir taksi, doğru geldim. Nasılsınız? Nasıl olalım? Öpeyim. Hayır. Babamın şaşkınlığı anlatılmaz. Uzun süre birbirimize baktık durduk. Bu gelişin altında ne var?
tam da savcılığa dilekçemizi vermişken